Süleyman Paşa Belediyesi Mehteran Takımı, Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımız, Sayın Yönetimlerimiz, Büyükşehir Başkanımız ve Naim Bey, halkımıza hürmet ve saygı selamlar, hoş geldiniz. Mehteran, yelkenler biçilir.
Ceddin deden, neslin babam, hep kahraman Türk milleti. Muhterem Hasun. Allah Allah. Hay. Ya Allah. Sağlıyor. Cepit denen mi? Hayır. Ya Allah! Paşa Belediyesi Mehteran ekibine gösterilerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Naip Mahallesi Muhtarımız Sayın Ferhat Atacı kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım. Sayın Kaymakamım.
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı. Süleymanpaşa Belediye Başkanım. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler. 56.sını kutladığımız festivalinin Naip Köyü ayağına hoş geldiniz. ...1961 yılında başlayan festivalin günümüze gelene kadar en son 2006 yılında Naip'te başlayan etkinlikleri günümüze kadar devam etmektedir. Son yılda Sayın Cüneyt Başkanımın köyümüze kattığı güzellikler için hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımı da unutmak olmaz. Kendisi de köyümüze son yıllarda yaptığı alt yapı yatırımları ile ilgili hayatımızı daha kolaylaştırdığı için kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle festivalin hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Naip Mahallesi Muhtarımız Sayın Ferhat Ataç'a konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanım Sayın Cüneyt Yüksel'e davetimi arz ederim. Çok kıymetli konsolosum, yine çok kıymetli sayın valim, yine benim için çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, kıymetli hazirun, basın mensuplarımız ve bu toprağın çocukları olmaktan gurur duyduğum kıymetli hemşehrilerim, her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle bizleri burada örnek bir misafirperverlikle ağırlayan Naip mahallemizin güler yüzlü sakinlerine şükranlarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Yarım asır önce kiraz cümbüşü olarak başlayan şenliklerin beşiği olan Naip mahallemiz yıllar içerisinde festivale dönüşen kimliği, geleneksel hale gelen coşkusu ve uluslararası düzeyde katılımla kutlanan Kiraz Festivalimizin açılış törenlerini ve dile kolay 56 yıldır ev sahipliği yapıyorlar. Üzerinde bulunduğumuz bu bereketli topraklarda yetişen kirazımız asırlardır günümüzde mahalle vasfıyla şimdi köyümüzün, kentimizin ekonomisine katkı ve değer sağlamış, görünümü ve lezzetiyle ise şehrimizin marka değerleri arasında en baştaki yerini almıştır. Zorlu pandemi koşulları nedeniyle 2 yıl ara vermek zorunda kaldığımız Kiraz Festivali geleneğimizi bugün buradan startını vereceğimiz 56. yıl kutlamalarıyla 4 gün boyunca inşallah yeniden büyük bir coşkuyla yaşayacağız. Kıymetli hemşehrilerim, şehrimize bundan 3 yıl önce gelen tüm misafirlerimiz o günden bugüne yaşanan değişimi buram buram hissettiklerini dile getirmektedirler. Allah'ın izniyle önümüzdeki yıllarda da aynı azim ve gayretle durmaksızın çalışarak misafirlerimizin şehrimizi her ziyaretinde sahillerimiz, meydanlarımızdaki güzelliklerimizin arttığına, cadde ve sokaklarımızın modernizasyonuna ve sosyal kültürel alanların fark edilir derecede çoğalacağına şahit olacaklardır. İşte bu hedef ve vizyon doğrultusunda bu yıl festival süresince 2,5 milyon misafiri Süleymanpaşa'mıza ağırlamayı hedefliyoruz. Zengin, kültürel ve sportif etkinlikler, ünlü sanatçıların sahne alacağı gece konserlerimizle 4 gün 4 gece sürecek Kiraz Festivali organizasyonumuzda sizleri aramızda görmekten onur duyacağız. Kiraz Festivalimizin şehrimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
sözlerime son vermeden önce şehrimize birçok yabancı ülkeden misafir olarak gelen bütün komşularımıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Aramızda belediye başkanlarımız, aramızda üst düzey bürokratlarımız ve birçok komşularımız olacak. İnşallah 4 gün boyunca onları ağırlayacağız ama festival sonrasında da 14 Temmuz'a kadarki süreçte Süleyman Paşa'mızda indirim günleri şenliği olacak. Bu doğrultuda şehrimizin hem turizmine hem de ekonomisine katkı sağlayacak güzel bir festivale imza atmış olacağız. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, bütün sporlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle birlikte burada olmaktan onur duyduğumu tekrar ifade etmek istiyor. Her birini sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı olsun inşallah. Sayın Başkanımızı bırakmıyoruz. Yine güçlü alkışlarınızla plaketlerini vermek üzere Sayın Japonya Başkonsolosumuzu ve Naip Mahallesi Muhtarımız Sayın Ferhat Ataç'ı kürsüye davet ediyorum. Japonya konsolosumuz yeni atandı. Onlara da kendisine şahsında işlerinde başarılar diliyorum. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığı için de teşekkür ediyorum. Günün anısına naibimizin güzel bir kirazından takdim etmek istiyorum sayın konsolosum. Ön taraf alalım mı efendim? Bir tane de plaketimiz var. Bunu da hatıra olarak, Naib'in hatırası olarak, Kiraz Festivali'nin hatırası olarak takdim ediyoruz. Şimdi benden sonraki konuşmacılara söz vermeden önce Kadir abinin sürekli yaptığı bir şeyi sana soracağım abi. Kadir abimi mi daha çok seviyorsun, beni mi daha çok seviyorsun? Başkanım çok zor. Bak Kadir başkan bunu iyi başkanımıza sordu. Zor bir soru, haberin olsun. Kadir abimi mi daha çok seviyorsun, beni mi daha çok seviyorsun? Bak burayı ben yaptım abi. Vallahi başkanım bana joker lazım, çok joker lazım. Kadir Başkanımı yaklaşık 30-35 yıldan beri tanıyoruz. Sizi de köyümüzün insanı olduğumuz asabiyle ikinizi de çok seviyoruz. Bu kadar siyaset olur abi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun abi. Paşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'e teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Süleyman Paşa Kaymakamı Sayın Harun Kaya'ya davetimi arz ederim. Çok değerli ekselansları, başkonsolosumuz, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Süleyman Paşa Belediye Başkanımız, başkan yardımcılarımız, siyasi partilerimizin çok değerli başkanları, misafir belediye başkanımız, Yunanistan'dan gelen, Yasıköy'den gelen belediye başkanımız, daire amirlerimiz, yöneticilerimiz, il yöneticilerimiz, ilçelerimizin yöneticileri, misafirlerimiz, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli başkanları, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, küçük çocuklarımız, yavrularımız, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün hakikaten çok muhteşem bir gün. İnanın şu sahaya girdiğim zaman bu ulu çınarları görünce Osmanlı'nın, Selçuklu'nun torunları olmaktan gurur duydum. Harika bir manzara olmuş. Ortam da çok güzel. Sizler de çok güzelsiniz. Özellikle bu ortamın meydana getirilmesi konusunda gayretleri dolayısıyla Süleymanpaşa Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık. Tabii tek başına yapmadı. Ekibiyle yaptı. Burada çalışanlar vardı. İşin mutfak kısmında olanlar vardı. Bütün çalışanlara, bütün gayret eden herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık. Bugün festival dolayısıyla, festivalin başlangıcı programı dolayısıyla buradayız. Festivaller o ilin, ilçenin marka değeri olması bakımından çok önemli. Yani tanıtılabilmesi, ilin, ilçenin başka iller ve ilçeler nezdinde farkının olmasının sağlanması, ekonomik değer ifade etmesini sağlayacak her türlü adımın atılmasına fırsat veren faaliyetler. Ama aynı zamanda festivaller kültürel birleşmenin, kültürel kaynaşmanın ve kültürleri başkalarına yaymanın, tanıtmanın da bir anahtarı. Bu bakımdan iki yıldır pandemi dolayısıyla yaşadığımız sıkıntıları unutmamıza vesile olacak. Ve böylelikle Süleyman Paşa'mızı hem kendi aramızda yaşama anlamında, içinde yaşayan bireylere yaşatma anlamında hem de gelen misafirlerimize tanıtabilme anlamında çok farklı etkinlikler. Kiraz Festivali'nin 56.sını Süleyman Paşa'ya yakışır, Süleyman Paşalı'ya yakışır şekilde kutlama konusunda gayret gösteren bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu festivalin en başından hazırlanmasından bugün ve biteceği günkü çalışmalara varıncaya kadar en iyi geçen ve geçecek olan bütün arkadaşlarımızı da ayrı ayrı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bol bol kiraz yiyelim, bol bol gülelim, eğlenelim inşallah. Bu güçle, bu motivasyonla da yazın çokça çalışalım, çok çabalayalım. Evet, hakikaten saha, bu alan çok güzel olmuş. En kısa süre içerisinde de tekrar geleceğiz diyorum. Hitapta ağamızı söylemeyi unuttuk zannediyorum. Hükmet başkanına da, ağamıza da çok teşekkür ediyoruz katkıları için. Çünkü bu da çok önemli. Festivaller sadece kamu kaynaklarıyla yürütülmüyor. Sponsorların destekleri çok önemli. Hem Güneş Ağamız hem de diğer ismini şimdi sayamayacağımız bir sürü sponsorumuz var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık, başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum efendim. Süleymanpaşa Kaymakamı Sayın Harun Kaya'ya konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Almayrak'a davetimi arz ederim. Sayın Japonya Büyük Başkonsolosum, değerli kaymakamım, sevgili kardeşim Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, tabii ki ev sahibimiz sevgili muhtarımız, Nayıpköy muhtarımız, siyasi partilerin değerli temsilcileri, Süleymanpaşa Belediyesi'nin ve Büyükşehir Belediyesi'nin değerli meclis üyeleri, yol arkadaşlarımız, sevgili muhtarlarımız, bugün bu etkinliğe katılan saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, yazılı, görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, tabii ki
55 yıldır, hatta 60 yıldır hizmet etmekten gurur duyduğumuz sevgili naiplerin, saygıdeğer hanımefendileri, beyefendileri. Böylesine güzel bir günde Kiraz Festivali'nin 56.sını kutladığımız gayet coşkulu ve mutlu, güzel, sağlıklı bir günde sizleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şöyle geriye baktığımız zaman 61 sene önce benim küçüklüğümde de Haziran ayının ilk haftasında Tekirdağ'da Kiraz Cümbüşü diye bir etkinlik vardı. Biz de o zaman ailelerimiz, hepimizin o zaman bağları, bahçeleri vardı. Haziran ayının ilk haftasında pazar günü bağlara gideriz. Her bağda zeytin var, her bağda kiraz var, bütün ağaçlar var. Ve güzel bir şenlik oldu. Sonra ilin yetkilileri tarafından bu etkinlik Kiraz Cümbüşü'ne, ardından da Kiraz Festivali'ne dönüştü. Ha, bu arada sevgili Güneş Ağam'ı da unuttum. Sevgili arkadaşım, sana da selam söylüyorum. Güzel yakışmış o kıyafetin. Tam Tekirdağlılara yakışmış. Tebrik ederim. Evet, daha sonra bu festival haline dönüştü. 10 günden bu yana Tekirdağ'da gelmiş geçmiş, önce vefat eden, bu festivale hizmet eden bütün vefat edenleri rahmetle anıyorum. Sağ olanlara uzun ömürler diliyorum. Ve bugüne geldiğimiz zaman, bugün bu güzel etkinliği yapan Sülenpaşa Belediyesi'nin sevgili kardeşim, Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve ekibini bir kez daha kutluyorum, tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, Tekirdağ mavi gözlü kent. Bu mavi gözlü kent 11 ilçeden ibaret. Ben de bu 11 ilçenin 2014'ten bu yana Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Elbette burada doğduk, burada büyüdük, ağırlığımız burada geçti ama 11 ilçeyi de, 11 ilçenin 1.113.400 vatandaşımızın hepsini sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Bu böyledir, böyle olması gerekir. Ama bugün burada gerçekten sevgili Cüneyt Başkan'ın heyecanını yerinde gördüm. Hazırlık yaparken gördüm. Sabah davetiye getirdiği zaman gördüm. Bu heyecan işte bugünkü güzelliği ortaya koymuş. Ben buraya gelirken yine Kiraz diyarımız olan, daha evvel orada da görev yaptığım için Şarköy'ün Kirazlı köyünden, Mursallı köyünden, Güzel köyünden, Şarköy'ün aşağıda Hoş köyünden, Gazi köyünden, Uçmak derisinden hepsinin muhtarlarıyla görüştüm. Bugün bu toplantıda hepsinin selamlarını getirdim. Güzel günler olsun, dileklerini size getirdim. Ve gördüğüm kadarıyla bu sene kirazlar çok güzel. Bu güzellik buğdaya yansısın, bu güzellik ayçiçeğine yansısın, bütün ürünler yansısın. Bol bereketli bir sezon diliyoruz ama Naip köyünü biraz methetmeden konuşmamı bitirmek istemiyorum. Bu bölgede ben bu köyden, sadece bu köyden 3 milyon kilogram üzüm almıştım. Geçmiş dönem çalıştığım fabrikada. Bu köye ben çok hizmet ettim. Verdiğim hizmetlerin hepsi onlara helal olsun. Ama bugün geldiğimiz noktada Naip köyünün kullanması gerekir. Bizim tarafımızdan, hükümetimiz tarafımızdan, bütün herkes tarafından Naip köyünün kucaklanması gerekir. Mikro klima itibariyle Tekirdağ'ın sebze deposu, besin deposu, meyve deposu, kiraz deposu. Onun için ben Naiplere elimizden geleni ne yaptım, şunu yaptım, bunu anlatmanın bir anlamı yok. Sevgili belediye başkanım, muhtar seni de sevecek, beni de sevecek. Bugün sana gelecek, yarın bana gelecek. Ama biz ikimiz birden Naipleri çok seveceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'a konuşmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Sayın Başkonsolosum, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli protokol, sizleri kiraz standlarımızın gezilmesi için davet ediyorum. Konuklarımızla birlikte kiraz standlarımıza davet ediyorum değerli katılımcıları, konuklarımızı. Ve ardından kiraz ve meyve ikramı yapılacaktır. Thank you.
Bu Tekirdağ'ın en eski yerli kirazı. Bunlar da Golyon değil. Bunun bundaki tadında yok. Bu mükemmel tatlı bir kirazı.